Göndersenize Barko'yu. Şimdi Anadolu İrfanı bir çiftçimiz Erik grup Evet. kürsüsüne birisini çıkardı. Yani Meral Akşener. Şenol, iş sana düşüyor gene. Yok. Kenan Bey, siz de buyurun isterseniz. Hemen Ümit Yok, Bey, bu konuyu haklısınız anlatalım. abi. Hemen size tam da yerinde açtınız böyle. Anlatalım. Lütfeder misiniz Kenan Tabii Bey? ki. Ya da hani birkaç kelime daha ekleriniz. Tekrar Ümit Bey'e verelim. Çünkü çok önemli bir yere değindi. Hani şimdi Akşener, Anadolu İrfanı bir çiftçimiz diye grup kürsüne birisini çıkardı. Evet. Mustafa Boyraz. Anlattı çiftçilik. Fakat o Anadolu İrfanı bir çiftçi diye çıkardığı kişi kim? Kenan Kıran. Çiftçi kaydı yok, çiftçi değil. 25 yıl önce alıkoyma ve sarkıntılık suçlarından dolayı polislikten atıldı. 1995'te de tehditle bir kişiden 4 milyon TL aldığı istihbarat raporlarına girdi Başka yargısı. pek çok iddialar Tabii. var. Yani işte polislik yaparken uygunsuz arabada birilerini görüp Tabii. onlardan işte haraç istediği ve para aldığı, daha sonra tekrar devam ettirdiği iddiaları da var, ama yani meslekten atıldığını bir defa söyleyelim. Şimdi diyeceksiniz ki bir insan çiftçilik kaydı olmadan çiftçilik yapabilir. Bunda problem ne? Hayır, şöyle bir problem var. Eğer çiftçiyseniz siz çiftçilik kaydını oluşturacaksınız. Ondan sonra gideceksiniz devletten teşvik alacaksınız. Primleri alacaksınız ürettiğiniz ürünler için. Dolayısıyla çiftçilik kaydı burada önemli. Çiftçilik kaydınız yok. Devletten herhangi bir destek de alamazsınız zaten o zaman çiftçilik kaydınız yoksa. Eğer öyle bir derdiniz varsa Anadolu İrfan bir çiftçimiz diye grup kürsüne çıkardığınız kişi Mustafa Boyraz, ki ilk ve son değil mi? Tabii çok defa Yani son oldu. bilmiyoruz mu ama yani Yani ilki... ya kaç defa meclis kürsüsüne çıkardığı kişiler mesela işte öğrenci dedikleri, yani öğrenci dedikleri kişinin İyi Parti'nin bir yöneticisi olduğu, lüks yaşadığı, gariban Evet. olduğunu iddia ettikleri öğrencinin Geçinemiyoruz diyordu üstelik. geçinemiyoruz diye kürsüden konuşan kişinin ciddi anlamda lüks yaşantısının olduğu, İyi Parti yöneticisi olduğu çıktı. Polis dedikleri kişinin polislikle alakası olmadığı çıktı ve az önce vekilimiz söyledi. Gittikleri her yerde kuyumcuda kendi partilisini Evet. koyuyorlar. İşte mağduruz diyorlar. Oradaki kuyumcu diyor ki sen nereden çıktın? Kuyumcu değilsin deyince Evet. böyle yani renkten renge giriyorlar ve bunu ortaya çıkaran A Haber televizyonu ya da muhabirini hedef almalarıyla meşhur Darp ediyorlar sonra. darp ediyorlar ve en son grup toplantısında A Haber'i de A Haber'e yönelik de ciddi bir İşte tahammülsüzlüğün bir tahammülsüzlüğü göstergesi var. de bu. Ama yani bizim Yani yapacağımız bir şey yok. Mehmet Biz bir Bey. şey yapmadık Aynen. ki. Biz sadece var olanı ortaya Şimdi koyduk. siz... Yani o Hatay'daki konuyu şimdi A Haber ortaya çıkardı. Evet. Adam kuyumcu, orada esnaf. Yani oradaki kuyumcu bir esnafmış gibi geldi birisi. Hatta adam konuşurken kuyumcu esnaf bakıyor, bu kim diye. O da Kim? Evet. anlatıyor. Hikmet Meğerse İyi Bey. Parti yönetici çıktı. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti bir taraftan da siyasi ahlak yasası çıkartalım diyorlar. Hı. Bu yasayı elbette ki çıkartalım ama çıkarttığımızda bu yasanın muhatabı olacak ilk muhatapları Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti olacak. Evet. Yani siyasi ahlak yasasından dolayı cezalandırılması gereken eğer bir kitle varsa işte şu tabloya bakın. Evet. Çiftçi kaydı yok. Alıkoyma ve sarkıntılık. Polislikten, 1995'te yani tehditle... her şeyi bırakın, polislikten atılmış birisi. Yani polislikten atılmışsa demek ki yüz kızartıcı bir problemden dolayı atılmış polislikten. Hani İstifa Sayın etmemiş yani. Akşener yine grup toplantısında uygunsuz siteler gezen gibi Evet. ibareler kullanıyor ya. Yani kürsüye çıkarttıklarına bakmaları lazım önce. Ve siyasi etik yasası, siyasi ahlak yasası çıkartma niyetleri varsa önce kendi ahlaki sınırlarını iyi tespit edip millete bu ahlaki sınırların içerisinde kalmayı taahhüt Evet. etmeleri Sayın lazım. Vekilim, o yasa çıkarsa siyasi ahlak yasası, ben HDP'yi takdir ediyorum. Mardin Milletvekili Tuna Evet. Çelik cinsel taciz İstismardan iddialarından tacizden. dolayı hakkında bir iddia vardı. HDP gazete haberi sabahta çıkmıştı. Biz hazırlamıştık. Sabahında ihraç ettiler partiden. Şu an bağımsız milletvekili ve yargılanıyor. İyi Parti Lütfü Türkkan'ın bu vatandaşa yönelik küfür ifadesinden dolayı disiplin işlemi yapmadı. Daha onunla Sayın ilgili çok Kıran, önemli bir şey yalnız var. orada bir Konuşacağız ama müdahalede isterseniz buyurun. bulunayım. Ümit Bey, Onlar da evet. kendi içlerinde kapatmaya çalıştılar. Ne zamanki medyaya yansıdı olay, ondan sonra partiden uzaklaştırdılar Evet, Tuna Sayın Kıran. Çelik. Evet, Tuna doğru Çelik. söylüyor Sayın Tabii Vekilim. tabii. Buyurun. Aha. Ümit Bey, devam edin isterseniz. Lafınızı böldüm Yani ama o kadar önemli bir konuyu yerde... atlamayalım. Kendilerinin 3-4 ay önce haberi olmuş bu konudan. Kendi Evet. içlerinde çözmeye çalışmışlar. Şimdi bu İyi Ve Parti kadın iş afişi olduktan tabii. sonra, ortaya Tabii. çıktıktan sonra doğru. O mağdurun kadın HDP'li milletvekiline gittikleri, mecliste görüştükleri tutanaklar falan Evet. da çıktı.
dediğiniz gibi Sayın Vekilim, onlar da örtbas etti. Sabah gazetesinde manşet olduktan bir gün sonra ihraç etmek zorunda kaldılar. Evet. Peki lafınızı bölmek zorunda kaldım Ümit Bey. Yani örneği verdik Sayın diye Öztürk, devam edin. Evet, şimdi Sayın Metiner çok güzel temas etti. Şimdi bizi ve genel başkanımızı ülkücü olmamakla, ülkücülükten uzaklaşmakla itham edenler şimdi şehit yakınlarına küfür eder hale geldiler. Bizi CHP'ye yanaşmakla itham edenler, genel başkanımıza mektup HDP'ye yazanlar CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Şimdi kim ülkücü, kim değil, kim vatanını, milletini seviyor, kim kimin yanında duruyor, halkımız çok güzel takdir edecektir. Siz o kamuoyu yoklamalarına bakmayın. Biz 24 Haziran 2018 seçimlerinden önce de o kamuoyu yoklamalarını çok duyduk. Sahada da çok söylendi. Televizyon ekranlarında da Sayın Metiner de takip etmiştir, Sayın Vekilim de takip etmiştir. Evet. Sayın Kıran zaten gazeteci, işi o. Bizi %5'lerde, 6'larda gösteren, efendime söyleyeyim, ipi %13'lerde gösterdiler. Sonuçları gördük 24 Haziran seçimlerinde. Evet. Şimdi biz diyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi çizgisinden asla ve asla Devlet Bahçeli liderliğinde uzaklaşmamıştır. Bir çizgimiz var, o çizgimizin doğrultusunda devam ediyoruz. Devlet Bey'in liderliğinde devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Peki. Söylediklerimiz net, açıkladıklarımız net. Bizde böyle bir şey, bırakın şehit yakınına küfür etmeyi, arkasını döneceksiniz. Genel Başkanımız kesinlikle sizi affetmez. Kesinlikle. Yani evet. Arkanızı, hata yanlışlıkla arkanızı dönseniz o insana siz, ki şehitlik bizde biliyorsunuz çok kutsal bir kavram bu topraklarda. Tabii. Çok kutsal bir kavram. Yani siz ağza alınmayacak küfürler edeceksiniz. Suriye tezkeresi gibi milli bir konuda sözde grup kararı alacaksınız. Tezkereye 3 kişi 5 kişi katılacaksınız. Oy vermeyeceğini açıklayan, red oyu vereceğini açıklayan milletvekilini hala partinizde tutacaksınız. Şehit yakınına küfreden insanı partinizde tutacaksınız. Şehit yakınına karşı provokatör diyeceksiniz. Ağza alınmayacak laflar söyleyeceksiniz. Daha başka ithamlarda bulunacaksınız. Burada televizyon ekranlarında söyleme tekrar etmek istemiyorum. Evet. Ondan sonra da çıkacaksınız. Biz milliyetçiyiz. Yani ülkücülüğü falan artık bir tarafa bıraktık da milli bir tarafımız var diyeceksiniz. Bunlar tamamen asılsız sözler. Evet, evet. Artık vatandaş da bunları kesinlikle yemiyor Sayın Öztürk. Peki. Yemediğini de 2023 18 Haziran'da olacak herhalde seçimler, Allah nasip ederse. İnşallah. O günleri görürsek işte görüyorsunuz bir gün içinde vefat da edebiliyorsunuz. Ama bu milletin, biz Türk milletinin ferasetine güveniyoruz. İnsanlarımız inançlı, milli manevi değerlerine bağlı insanlarımız bu Millet İttifakı adındaki zilletin ne olduğunu sandıkta inanın gösterecek. Peki. O kamuoyu yoklamaları da bakın o zaman bizim dediğimizi dersiniz.